Bundan işlem gören Nasdaq'ta %0,20 ekside. Şimdi İves AZ'ye gideceğiz ve Mehmet Arın karşımızda. Mehmet Arın merhaba. Buse Hanım merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında güne satışla başlamıştı, yön pozitife döndü, tutulmaya çalışıyor artıda endeks ama ekside dönmüş gibi görünüyor. 4 günlük yükselişin ardından bugün acaba pozitifle tamamlayabilecek mi haftayı endeks? Ne bekliyoruz? Evet Buse Hanım, yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Haber akışlarıyla karşıladığımız bir hafta oldu ve haftanın son işlem günü de 103.300 seviyesinde günü kapatmaya çalıştığını görüyoruz Borsa İstanbul'un. Borsa İstanbul'un özellikle yükselişinde en çok etkilerden biri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı Trump'la yapmış olduğu telefon görüşmesi neticesinde önümüzdeki hafta gerçekleştirecek olan ziyaretin teyit edilmesi, piyasalarda pozitif havanın devam etmesi sebep oldu. Aynı zamanda küresel piyasalarda da bu risk iştahına olumlu tepki verdi. Çünkü ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin daha pozitif bir şekilde sonlanacağıyla ilgili, hatta tarifelerin belki de kaldırılacağıyla ilgili yapılan haberler başta ABD borsaları olmak üzere küresel piyasalarda da pozitif olarak algılandı. Bunun da tabii gelişmekte olan ülke para birimlerinde ve piyasalarında olan etkisini de görmekteyiz. Önümüzdeki hafta açıklamaların yanında tabii 13 Kasım'da gerçekleştirilecek olan bu görüşmeye daha çok odaklanmış durumdayız. Aynı zamanda Türkiye açısından gelecek olan veriler var. Bunlar daha çok makro veriler olarak yer alıyor. Sanayi üretim verisi, işsizlik verisi gibi verileri de takip edeceğiz. Borsa İstanbul'da görüşmeye kadar yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyoruz. Tabii burada da 103.500 seviyesinin aşılmasıyla beraber 105.200 aslına bakarsanız önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor ki bu noktalara yaklaşınca da yeniden acaba 2019 yılını bir rekor tazelemesi olur mu diye de muhtemelen konuşacağız. Geri çekilmelerde 102.500'ler ve 101.500'ler güç toplaması açısından ya da düzeltme hareketleri açısından önemli olarak takip edeceğimiz noktalar. Dolar TL tarafına baktığımızda önümüzdeki hafta hem işte İngiltere, Avrupa Birliği, Almanya ve ABD'den gelecek olan enflasyon rakamları, aynı zamanda sanayi üretimi verisi ve çarşamba günü aslında bakarsanız Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma ABD Başkanı Trump'ın tek gündeminde olan Türkiye olmayacaktır. Hem Fed'den gelecek olan açıklamalar hem de büyüme rakamları ve enflasyon rakamlarına daha çok odaklı olarak açıklamalarda yapabilir diye beklentimiz var. Tabi bu doğrultuda dolar TL tarafına baktığımızda ABD 10 yıllık tahvil fiyatlarının da yukarı yönlü hareketiyle beraber bir miktar daha yönlü 5.80'lere doğru çevirme isteği olabilir. Ancak son zamanlarda aşağıda 5.72 ve yukarıda 5.77 dar bantına sıkışmış görünüyor. Önümüzdeki hafta gelecek olan açıklamalar belki özellikle görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı da bugün belirttiği gibi hem Halkbank'ın konuşulacak olması hem de S-400, F-35 savaş uçaklarıyla beraber 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasının da masaya yatırılacak olması yakından takip edeceğimiz gündem olarak yer alıyor Buse'nin. Aynı zamanda pazar günü 10 Kasım olması sebebiyle İnvest AZ ailesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu hatırlatma için de. Mehmet Arın, size iyi hafta sonları diliyoruz. Çıkarken biz de vurgumuzu yapacağız ama önce bir Ankara'ya gidelim. Ankara gündemini Esra Nehir